Sonuçta elektrik sinyalleri sayesinde iki diskin hızını eşgüdümlü hale getirmeyi yine de başarıyor. Malta açının görüntüsü net şekilde anlaşılıyor. Bert Nipkow'un fikirlerini gerçekleştirmeyi ilk defa başarıyor. Böylece televizyon çağı başlıyor. Bu Bert'in kendisine patentli bir teknolojiyle eski plaklara kaydettiği bir görüntünün orijinal hali. Bir İngiliz görüntü işleme ustası, bilgisayar teknolojisi sayesinde bu görüntüyü yeniden ortaya çıkarmayı başardı. Televizyonun ilk yıllarında en önemli parça Nipkow diskiydi. Helezon benzeri şekilde konumlandırılmış deliklerden görüntüyü satır satır ayırıp ışık noktalarını arkaya yerleştirilmiş bir fotosele gönderiyordu. Fotosel bu ışık dalgalarını elektrik akımına çeviriyordu ki bu da görseldeki değişken aydınlık kademelerine karşılık geliyordu. Televizyonun ilk yıllarında var olan sinema filmleri yeniden örneklendi. Görüntü yeterince net olmadığından karelerin kısaltılıp yapıştırılması gerekiyordu. Sonuç olarak televizyon için elden geçirilmiş filmler yakın çekim görüntülere sahip oluyordu. Başarısının ardından Bert nihayet fikirleri için finansman bulmayı başardı. İlk televizyonu olan Televizor 1928'de piyasaya çıktı. Diğer teknik yeniliklerde olduğu gibi televizyon da halka radyo vasıtasıyla tanıtılıyordu. 1928'de yapılan 5. Alman Radyo Fuarı'nda Macar Denes Mihali ile Profesör August Korolus basit görüntülerin gölge resimlerinin aktarılmasını bir gösteriyle sundular. Mesela açılıp kapanan bir makasın görüntüsü. İlk başta 30 satır olarak başlayan görüntüler daha sonra 48 satıra, kısa süre sonra ise 90 satıra çıktı. Ancak artan satır sayısı mekanik televizyonlarda daha büyük ve daha hızlı dönen disklere ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden bu teknolojinin sınırlarına kısa sürede varılmış oldu. 1897'de Alman Nobel ödüllü fizikçi Carl Ferdinand Braun kendi ismini taşıyan Braun tüpünü buldu. Bu teknoloji günümüze kadar gelen modern televizyonların ve kameraların temeli oldu. Amerikalı Rus Vladimir Zvorkin, Braun tüpünü kullanarak 1923'te görüntülerin elektronik kaydı için ikonoskop tüpünü geliştirdi. İkonoskop bugünkü televizyon kameralarının atası sayılır. Bu tüp sayesinde modern elektronik televizyona geçmek mümkün oldu. Bir yıl sonra ise kaydedilen görüntülerin yeniden oluşturulmasını sağlayan bir tüp için Zvorkin patent başvurusunda bulundu. Görüntü tüpünün içindeki elektromıknatıslar elektron ışınını yönlendirerek yatay ve dikey olarak ekrana yansıtıyorlar. Fosfor kaplı ekranın üzerinde pek çok renkli ışık noktası oluşuyor. Elektron ışınının kuvvetine göre daha açık veya daha koyu renkli noktalar oluşuyor. Satırlar halinde peş peşe sıralanan noktalar sayesinde ise görüntü ortaya çıkıyor. Kamerada ise bu prensibin tam tersi geçerli. Burada yansıyan ışık bir mercek yardımıyla odaklanarak elektron tüpünün üzerindeki fotoelektrik plakaya yansıtılır. Orada fotoelektrik hücreler bir elektron ışını sayesinde ayrıştırılır ve görüntünün ton farklılıkları elektrik sinyallerine dönüştürülür. Sinyaller radyo sinyalleri veya kablo vasıtasıyla iletilir. Bir anten sayesinde bu sinyaller televizyona aktarılır. Bir elektron ışını görüntüyü örneklerken diğeri ise yeniden oluşturur. Bu iş senkronize şekilde ve saniyede 25 kez tekrarlanır. Bu sayede insan gözü hareketli bir görüntü algılar. Tarihe geri dönelim. Mihali ve Karolus gibi televizyonun öncüleri mekanik televizyonu geliştirmeye devam ederken, genç mucit Manfred von Ardenne ise elektronik televizyon tüpüyle deneyler yaptı. 1931'de radyo fuarı esnasında meraklı kalabalığın karşısında Löwe firmasıyla beraber dünyada ilk defa elektronik görüntü aktarımını başardı. Böylece mekanik televizyonlar son dönemlerine girmiş oldu. Daha 1932'de rakipler elektronik televizyonlara geçmeye başladı. Kısa süre sonra ev tipi alıcılar yüksek miktarlarda üretilmeye başlandı. Ancak yayınların azlığından ve yüksek fiyatlarından dolayı kişisel kullanıcılar için yeterince cazip olamadılar. 1935'ten itibaren Almanya'da haftada 3 akşam programlar yayınlanmaya başlandı. Canlı yayın için sanatçıların ufak ve karanlık bir kabinde oturmaları gerekiyordu. Ufak pencereden bir ışın sanatçıyı tarıyordu. Ufak boyutlu bu hücrelerden ancak belirli bir büyüklükteki görüntüler yayınlanabiliyordu. Yayınlarsa kısıtlı sayıdaki izleme mekanlarından seyredilebiliyordu.
1936'da Paul Nipkow isimli yayıncı Berlin'deki olimpiyatlardan canlı görüntüleri yayınladı. Genç mühendis Walter Bruch, Telefunken firması için ikonoskoba sahip ilk tam elektronik televizyon kamerasını üretti. Naziler ise bu yeni teknolojiyi propaganda yapmak için kullandılar. Ancak görüntü kalitesi hala yeterince iyi değildi. Bu sorunun çevresinden dolaşmak için ara film tekniği denilen bir yönteme başvuruldu. Kayda alınmış görüntüler bir yayın aracının içinde tab edilip bir Nipkow diski tarafından örnekleniyordu. Sadece bir dakikalık gecikmeyle görüntü yayına veriliyordu. Bir yıl içinde yeni elektronik kameralar daha ufak ve daha kullanılır hale geldi. Artık hareketli görüntülerin çekilmesi daha kolaydı. Toplumun ilgisi ise oldukça fazlaydı. 1939'da televizyon teknolojisi epeyce ilerlemişti. Artık görüntülerde yeni standardın görüntü başına 484 satırı vardı. Teknoloji artık neredeyse seri üretime hazırdı. Nasyonel sosyalistler için bu yeni medya büyük öneme sahipti. Savaşın çıkmasıyla bütün dünyada televizyon teknolojileri konusundaki araştırmalar arttı. 1939'da Amerika Birleşik Devletleri'nde tam elektronik televizyon dönemi başladı. Burada televizyon teknolojisi savaş yıllarında da gelişmeye devam etti. 10 bin şahsi televizyon alıcısı sahibi olmuştu bile. New York'ta savaş sırasında haftalık yayınlar yapıldı. 1945'te savaşın sona ermesiyle beraber açığa çıkan boş iş gücü derhal tüketici ürünlerinin üretimi için devreye sokuldu. Artık yeni medyanın toplu üretimine hiçbir şey engel olamazdı. Henüz lider eğlence sinemaydı ancak televizyonun yaygınlaşması sektörün hakimi Hollywood'un ciddi bir krize girmesine neden oldu. Ve bu krizden bir daha çıkamadı. Radio Corporation America daha 1946'da renkli televizyonu geliştirdi. Bu teknoloji NTSC formunda ortaya çıktı ki Amerika ve Japonya'da bu standart günümüzde bile geçerli. 1955'te Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısından batı kıyısına ilk defa bir beyzbol maçının canlı aktarımı gerçekleşti. Her yeri kapsamak için ülke genelinde yüzlerce televizyon istasyonu bulunuyordu. Amerikan halkı dünyadaki ilk televizyon milleti olmayı başarmıştı. Avrupa'da televizyon siyah beyaz kalmıştı. 1953'te İngiliz kraliçesinin taç giyme töreni büyük bir teknik başarıyla canlı olarak yayınlandı. Kraliçe Elizabeth sayesinde savaş sonrası Avrupa'sında ilk büyük televizyon yayını gerçekleşmiş oldu. 10 sene sonra, 26 Temmuz 1963'te dünya çapında milyonlarca insan John F. Kennedy'nin ünlü konuşmasını canlı olarak seyretti. Ben Berlinliyim. Olayı tam 40 kamera birden görüntüledi. 1969'da 500 milyondan fazla insan Ay'a ilk defa inişin görüntülerini seyretti. Artık Avrupa'da renkli televizyonuna kavuşuyordu. Kırmızı, mavi ve yeşil renklerinden renkli görüntüler elde ediliyordu. Bu başarı Alman televizyon öncülerinden Walter Bruch sayesinde oluyordu. Renkli televizyon teknolojisi Amerikalı NTSC standardının daha da ileriye götürülmüş bir haliydi. Birkaç istisnai ülke hariç Batı Avrupa'nın geneli kararını PAL'den yana verdi. 60'lı yıllarda bu yeni medya tüm Avrupa'da patladı. Neredeyse her Alman ailesinin evinde bir televizyon vardı. Genç Cumhuriyet'in yakın zaman içinde iki kanalı oldu. Televizyonun başarısı burada da sinemanın ülke çapında ölmesine sebep oldu. Yayınların sayısı ve programların çeşitliliği giderek arttı. Akşamları film mi, polisiye mi yoksa şov mu seyredileceğine ev halkının çoğunluğu karar veriyordu. Teknolojik gelişmeler de çok hızlı ilerledi. 1981'de piyasaya ilk stereo televizyonlar çıktı. 1989'da ise bütünleşik uydu alıcısı olan modeller görücüye çıktı. Köşeli tüpler sayesinde gelecekte de geliştirmeler devam etti.
Bu gelişimin adı ise HD TV, yani yüksek çözünürlüklü veya yüksek seçiklikli televizyon. Geleneksel 625 satır yerine 1250 satırlık görüntüler sayesinde sinema tarzı geniş ekran görüntülerin yayınlanması mümkün oldu. XX yüzyıl televizyon çağı oldu. Günümüzde toplumsal hayat televizyon vasıtasıyla yaşanıyor. Televizyon dünyası rüyası.